dostum, pratik. Bankadaki bütün parayı soyacağız bugün. Hazır mısın? Hazırım tabii. Günlerdir planlıyorduk. Hadi bakalım, yavaştan gidelim. Aptal bankacılar gidiyor. Onların hemen önünü kesmeliyiz. Silahını aldın değil mi? Elimde, görmüyor musun? Yetiştik. İşte buradalar. Heh, kes önünü, kes. Tamam. Yes. Evet. İnin. Ne oluyor? İnin aşağı bakalım. Aynasızlar. Yapmayın. Çabuk paraları sökünün. Ya paralar ya canınız. Tamam. Arkada. Bacağım. Bacağın mı? Ben hemen parayı alıyorum. Açılmıyor pratik. Aldım paraları. Aldın mı? Tamam. Silahımla onlara gününü gösterdik. Hadi çabuk arabaya atlayalım ve burayı terk edelim. Hadi çabuk ol, çabuk. Kübra! Kübra! Ne oluyor? Dağdan bayırdan hankanal geliyor. Ya ne yapıyorsunuz? Brok evine güncelleme gelmiş. Burada ne işiniz var? Ne? Güncelleme mi gelmiş? Evet, Brok evine tabii ki güncelleme gelmiş. Burada ne oluyor ya? Bu paralar, bu araba ne ya? Biz film çekiyorduk ya. Bir dakika ya. Siz güncelleme mi tanıtıyordunuz? Ya her şey bozdun hankalar ya. Bozdun her şeyi. Al sana pembe silah. Bakayım. Ay. Lan tam pırt yapıyor bu, ölmemiş. Arkadaşlar siz de uyanın. Ahmet bayılmışsın, görüyorum. Hadi gelin seni. Tamam abla. Güzel rol yaptınız. Bacağım abla. Arkadaşlar bugün Roblox Brookhaven'da sizlere roleplay yapacaktık ki ama hankalar geldi bozdu ve bugün Roblox Brookhaven güncellemesi tanıtıyoruz. Woohoo! Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Roblox Brookhaven'a o kadar güzel şeyler gelmiş ki ilk kez size tanıtıyorum ve çok heyecanlıyım. Öncelikle elinde gördüğünüz silah gelmiş ama daha öncesinde Brookhaven bankasına ait bir tane araba gelmiş. Hemen arabayı gösterelim. Böyle güzel bir araba. Ahmet'in arabası. Arkayı ben açamıyorum çünkü ben hemen kendim bir tane araba çıkarım. Neden? Çünkü benim arabam değil. Senin araban değilse nasıl açacaksın? Oha, çok haklı lan, ben kaldım öyle. Ben kendi arabamı çıkardım arkadaşlar hemen. Bir tane bankadan para taşıma arabası çıkmış. Eğer La Casa de Papel'i izlediyseniz ya da duyduysanız bu paranın, bu arabanın ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bankada üretilen paraları, daha doğrusu darphanede basılan paraları bankaya götürüyor. Bankadaki paraları da darphaneye falan götürüyor. Yani para taşıma... Abla! Dora ne Karşım... Karşım ne yapıyorsun sen? Niye arabaya kaldın? Ne oluyor lan arabaya? Dora Kirko olmuş. Ya arabamı bozdunuz Allah'ım ya. Ya bunlar arkadaşlar troll yapıyorlar bana. Hemen arabayı göstereceğim. Arkasını açamamıştım az önce soygun yaparken. Bu şekilde arkasına oturulabiliyor ve buradan paraları bu şekilde alıp kaçabiliyoruz güzel. Paraları aldık, kaçıyoruz. Süper. Peki araba can çekişiyor. Ya bozdunuz arabamı ya. Bozdunuz arabamı. Şimdi bir şey söyleyeceğim Kibik. Efendim? Bu arabanın harika bir özelliği var. Göstermeme izin var mı? Tabii ki. Evet arkadaşlar, Hankanal bakalım nasıl bir şey gösterecek. Buyurunuz Hankanal efendim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız böyle ne yapıyor? Uslu duruyor. Peki evet. Bunun arkasına bir adet bomba koyarsak ne olur? Ne olur? Patlar. Bak, koydum. Uzaklaşın, patlayacak. Uzaklaşın. Tarat. Arkadaşlar bombayla da patlatabiliyoruz. Güncellememizin en güzel birinci özelliği bu araba. İkincisi soygun modu. Bir de silahlara çok güzel bir özellik gelmiş ve bombayla da her yeri patlatabiliyoruz. Hepsini sırayla göstereceğim. Öncelikle arabadan başladık arkadaşlar. Bu arabanın farklı bir şeyi de var. Ajans ve Brookhaven bankası olabiliyor. Şöyle binebiliyoruz. Ve arkasında da paralar saklanabiliyor. Buradan değiştirebiliyoruz. Arabaların dışında çantaya girdiğimizde gördüğünüz gibi silahlarımız vardı daha önceden olan. Bu silahlardan arkadaşlar şuna basıyoruz, pompalı gibi olan.
Buna bastıktan sonra burada bir tane çark çıkıyor. Bu çarktan istediğimiz silahla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle susturucu gelmiş. Susturucunun ne olduğunu ben hızlı öfkeliden biliyorum. Mesela bunu çıkardığımda şöyle yapayım. Daha fazla sesi çıkıyor adı üstünde. Bununla daha az sesi çıkıyor arkadaşlar. Sesini susturuyor silah. Sonra böyle bir şey gelmiş. Bu da ışıkmış. Vay, lazer ışığı. Vay, çok havalı. Çünkü bu arada şöyle söyleyeceğim. O ışığı taktığın zaman gördüğün gibi önünde fener gibi ışık var. Bak, dön etrafında. Aa, harbiden. Bakın arkadaşlar, ışık yayıyor. Gerçekten çok güzelmiş. Bir de şöyle bir araba diyorum. Şöyle bir silah gelmiş. Bu ana silaha benziyor. Şunu göstereyim. Bu benim saçımla uyumlu harika bir silah. Bu da arkadaşlar büyük bir silah. Kalaşnikov değil mi? Ona benziyor. Yok, yok, yok değil. Değil mi? Tamam, peki. Yok. Ben silahlardan pek anlamam arkadaşlar. Zaten niye anlayayım ki? Evet, böyle bir tane askeri bir silah gelmiş. Kocaman arkadaşlar. Eğer bir askerlikle ilgili ya da askeriyle ilgili RP yapacaksanız muhteşem bir şey olur. Bunun dışında böyle bir şey gelmiş. Burada arkadaşlar büyüteci var. Burada izleyip tıkta ateş ediyorsun ve en güçlü silah bence bu olabilir. Bir de böyle bir şey gelmiş. Bunun da şarjörü çok fazla arkadaşlar. Yani bir sürü ateş edebiliyorsunuz. Ben şu an değiştirdim. Tatatata. Güzel. Ve açtığı delik daha büyük. Onu da fark ettim. Bir de böyle bir şey gelmiş. Bu biraz su tabancası gibi. Sniper okuluk. Uzaktan dürbünlü. Sniper'mış. Vay. Arkadaşlar ben silahları... Ooo. F'e basınca anladım ya. Çok iyi. Uzaktan dürbüne bak. Şu an polis Ahmet'in kulağını görüyor. Abla ben ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar güzelmiş. F'ye basınca silahın özelliğini daha iyi anlıyorsunuz. Daha sonra böyle bir şey gelmiş. Bu ne ya? Lav silahı gibi. Bununla ilgili fikrin var mı Ankan'ın? O P90 taramalı bir silah. P90 taramalıymış arkadaşlar. Bir hemen deneyelim. Ha, bunda farklı bir şey yok. Sadece arkadaşlar az öncekinde vardı göze girip ateş etme. Ay şuraya gelelim. Ha. Ay şunu alıp evet. Şimdi bunu gösterdim, bu kaldı arkadaşlar. Bu da bu şekilde büyük dürbünlü bir silah. Benzer. Ama benim en sevdiğim, favorim bu renkli silahlar. Çok tatlı arkadaşlar. Zaten RP'de de bu vardı benim elimde. Bunun dışında mor var. Bu da çok tatlı. Baksana. Aynen ya. Çok güzel. Şu da çok güzel. Bir oyunda vardı. Hangi oyundan kanalcığım, söylemek ister misin? Sen söyle. Rainbow Six'te Rainbow bilmem ne vardı. İsmini unuttum. Rainbow Six mi? Evet. Rainbow Siege. Ha işte ben çok bilmiyorum ama onu da görmüştüm böyle bir silah. Çok güzel arkadaşlar, ben çok beğendim. Bunlara da hepsine susturucu takabiliyoruz. Baksanıza pıt 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 diye sesi çıkıyor. Çok güzel yapmışlar gerçekten, kalite ya. Evet, gerçekten silahlarla ilgili çok büyük bir güncelleme gelmiş. Hop. Peki bunun dışında ne var? Yeni arabayı gösterdik, yeni silahları gösterdik. Bir de en güzel RP'leri yapmak için soygun modu gelmiş. Şimdi diyeceksiniz ki abla bu ne demek? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Hemen. Öncelikle elimize bir tane bomba alıyoruz. Arkadaşlar bu bombayla gidip her yeri soyabiliriz. Haydi gelin beni takip edin. Hop, gel. Arkadaşlar bir kişi bankada çalışan olsun. Hankana bankacı olsana sen. Ay pardon, marketçi olsana. Gelin tamam. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar marketi soyacağız. Daha önceden marketleri ya da dükkanları soyma yoktu biliyorsunuz Brokerim'de. Ama artık var. Haydi başlayalım. Hey, eller yukarı. Kara çocuk çekil. Ne, bir çekil. Dakika dur be. Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık kasa açıldı. Oh, paralar soyduk arkadaşlar. Marketi soyduk. Gördüğünüz gibi artık soygun modu gelmiş ve her yeri soyabiliyoruz. Haydi gelin bir de şuraları deneyelim. Şu saç şeyini deneyelim arkadaşlar. Kuaförü deneyelim. Bakalım kuaförde de işe yarıyor mu? Ha, kuaförde kasa da yok ama. Kuaförde kasa yok soyalım diye. Kübra'cığım en büyük özelliği göstermeme izin var mı efendim? Evet. Bir arkadaşlar patlatmazsa Kübra'cığım şimdi karakolun önünde dur sen. Tamam. Durdun mu? Durdum. Sen bir karakolun önünde dur. Evet. O polis yazısına doğru bak. Polis yazısına doğru bak. Bakıyorum, şimdi. Bakıyorum bakalım bizi ne bekliyor arkadaşlar. Ben birazcık uzağa gidiyorum. Kusura bakma, anca şey yapabildim. Tamam. Hadi artık nerede bu? Heh, buldum. Şimdi Kübra'cığım oyunumuza soygun modu gel demiştik ya. Evet. Bu sadece senin için gelmedi. Bu aynı zamanda tabii ki de polis departmanı için de geldi. Vay polisler buyurun.
Arkadaşlar soygun olduğunda artık polis istasyonunda böyle sirenler ötüyor. Yani hırsızı direkt polis anlıyor ve polis eller yukarı bu bir soygundur deyip diyen hırsızları yakalıyor. Çabuk benzinciyi soyalım çabuk gelmeden. Durun, hadi. Durun ben bir şurayı da soyacağım arkadaşlar. Bakalım sadece markete mi soyabiliyoruz? Buraları da soyabiliyor muyuz? Yok burayı soyamıyoruz. Peki bankayı soyabiliyor muyuz? Bankaya deneyelim. Koş gibi koş. Hop. Hemen bankaya gidiyoruz. Daha soymadan polis geldi. Önceden önlem almıştı. Hop şuraya bırakalım. Çivik niye buraya soyun? Yukarı soysana. Bakayım burada da bir şey veriyor mu? Karşım bir ateş etmesen olur mu? Ateş eden kim? Şuraya koyalım. Yok buralar patlamıyor ama yukarıyı patlatabiliriz. Peki yukarıya anahtar olmadan ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Biliyorsunuz burayı hep anahtar istiyordu. Anahtar olmadan soyamıyoruz galiba. Of büyük Oha. Kasa soyuldu diye her yerde şey geçiyor. Ben buradan kaçıyorum hemen. Hop özel yerimizden hemen kaçalım. Hatta buradan şeye gidelim. Suya gidelim. Suya nasıl gidiyorduk ya buradan? Buradan. Kaybettim suyu. Beni görüyor musun? Geliyorum geliyorum. İşte şimdi havuzun oraya çıkacağız arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuzdur diye çok göstermiyorum. Çünkü göstermiştik. Evet arkadaşlar. Şimdi en güzel yeni gelen yeri göstereceğim. Benim güncellemedeki en favori yerim işte burası oldu. Biliyorsunuz arkadaşlar Brookhaven'da bir benzinlik var. Ve benzinlikte bir marketimiz yoktu. Ama artık bir marketimiz var. Haydi beni takip edin ve benzinliğe gelen yeni beslenme marketi, food market diye çevirmiş ama benzinlik marketi bildiğiniz. Böyle bir yer arkadaşlar, küçük ama böyle gelip mesela gece acıktınız ya da yolculuk yapıyorsunuz. Gelip buradan kendinize sosisli alıp yiyebilirsiniz bir güzel. Bunun dışında burada Brookhaven'la ilgili yiyecekler var. Doritos var, mavi Doritos. Ben gördüm ama hiç denemedim, tadı acı oluyormuş. Bunun dışında çikolata var. Tabii ki olması gereken bir şey. Ve burada böyle renkli tabelalar var arkadaşlar. Daha önceden bu tabelalar vardı ama renkli değildi. Şöyle Kübra yazalım bakalım. Çünkü Kübra yazınca... Aa niye olmadı? Ana isim niye yazılmıyor? Ha benim kabul etmedi. Aa benimki olmadı. Hangi kanal yazdı ama benimkisi kabul etmedi. Neden bilmiyorum. Ha böyle oluyormuş tamam. Kübra. Evet bu şekilde kabul ediyor. Kübra mı? Bunları kabul ediyor ama normalinde kabul etmiyor. Yani ne diyeyim Brookhaven. Evet. Peki arkadaşlar burayı nasıl soyarız? Hemen deneyelim. Çünkü burada bir kasa var. Evet. İşte burayı da soyduk. Hop. Param olduğu için alamıyorum. Ha. Aha alınca da burası boşalıyor. Boş oluyor kasa. Vay güzel düşünmüşler. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Burası da böyle bir market arkadaşlar. Fazla bir özelliği yok aslında. Bu kadar. Burada alarmı da vardı. Duydun değil mi? Evet evet alarmı var. Şu an bak banka kasası kapanıyor falan. O başka şeyin alarmı ama yine şey geldi. Bunun dışında ne geldi? Alarmı söyledik. Aa, bir de arkadaşlar herkes kilise caddesine ev kurabilir mi? Size göstereceğim süper bir şey var. Şöyle evimi kapatayım ve... Yoksa o özelliği mi göstereceksin? Evet. Kilise caddesine lütfen ev kurunuz. Ben hemen 22 numaraya ev kuruyorum. Şöyle güzel bir premier ev kuralım arkadaşlar. Premium daha doğrusu. Premier değil, premium. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi birbirimize mektup gönderme özelliği gelmiş. Onu göstereceğim. Mesela benim evim burası ya. Ben gittim karşı komşum Hankal'a mektup yazacağım. Hankal'ın posta kutusu şurada. Hop. Şimdi bakalım Hankal ne diyecek. Evet arkadaşlar. Bu sözü hepinize yazıyorum. Hankal'cığım sana bir mektup gönderdim. Bakayım hemen okuyayım. Oku bakalım ne yazıyor. Aa abone ol ailem ol yazıyor. Ben de sana yazacağım. Vay süpermiş. Evet. Aa bir tane geldi bana. Dora'dan gel. Dora küfür yazmış. Hepsi nokta nokta çıktı bende. Abla nasıl Kübik abla seni çok seviyoruz yazdım. Vallahi ben de küfür gibi çıkmış Allah ya. Abla vallahi küfür etmedim. Tamam inandım. Şimdi Hankalar bize bir şey yazıyor. Bakalım neymiş arkadaşlar.
Hadi gel ya, merak ettik. Oldu mu? Ah geldi arkadaşlar. Lan bu da küfür gibi geliyor, neden böyle ya? Ya Kübra, sana ne söylesek küfür gibi geliyor. Bana yazılan her şey okunmuyor, çok kötü, çok gıcık. Aha, böyle açılıyormuş kapağı da. Arkadaşlar kısacası herkes birbirinin evine gelip ona mektup bırakıyor. Mesela bir arkadaşınız oyunda ama AFK kalmış. Dora ile Hakan'a bir şey yazmış. Evet diyeyim. Aa, bana göndermesini iptal ediyorum bir de. Stop it yapıyorum. Vay. Ben mail almaya kapalıyım şu an. Öyle falan da yapılıyor. Aha bir tane geldi, bakayım. Ahmet merhaba. Ahmet iki gözüküyor. Dur. Bize engellemiş. Ahmet'i engelledin mi? Yanlışlıkla engellemiş olabilir. Abla banlandın diyor. Galiba banladım yanlışlıkla arkadaşlar. Ben okumak için tıklamıştım ama olmadı. Ahmet merhaba abla yazdı. O gözüktü zaten arkadaşlar. Yazılanlar bu şekilde. Birbirinizin evine gelip buradan not bırakabiliyorsunuz. Mesela bir arkadaşınız oyunda AFK. Siz de çıkmanız gerek, buraya gelip kanka ben eve gidiyorum ya da kanka yemek yiyeceğim, kanka annem geldi yazıp çıkabilirsiniz. Bu şekilde bir şey yapmışlar. Ben çok beğendim. Bence tatlı bir detay olmuş. Bunun dışında güncelleme ile ilgili ne söyleyebiliriz? Yeni arabaları söyledik. Yeni arabayı söyledik. Soygun modunu, yeni silahları. Bu posta kutusunu söyledik. Arabada iki tane mod vardı arkadaşlar. Biri ajans modu, biri de bankacı modu. Onu da söyledik. Bir de polis olur, işte soygun olursa polis alarmı vardı. Onu da söyledik. Bunun dışında bir şey kaldı mı arkadaşlar? Hayır, hepsini çok güzel bir şekilde anlattın Kibik. Vay, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada ben ilk kez böyle güncelleme tanıtıyorum. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenmişsinizdir ya. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce Hankanacığım, Pratikçim, Ahmetçim, Doracığım sırayla herkes kaç puan verdiğini söyleyebilir mi? Bu güncellemeyle değerlendiriyoruz değil mi? Evet, daha öncekilerle değil. Evet, bu güncellemeyle. Bu güncellemeyi değerlendiriyorsak eksik şeyler tamamlandığı için ben 8 puan veriyorum Kübra'cığım. Güzel, wow, bir güncellemeydi. Silahları beğendim özellikle. Silah bayağı yoktu. Harika silahlar gelmiş. Vay, Hankanacığım 10 üzerinden 8 puan verdi. Pratik oyun, sen kaç veriyorsun Pratikçim? 10 üzerinden kaç puan ve neden? Aynen Hankan'a da katılıyorum. Ben de 8 veriyorum. Woo, teşekkür ediyorum. Dorişko sen kaç puan veriyorsun? Abla ben 9 veriyorum. O marketi çok sevdim. Gerekliydi hepsi. Evet bence de. Ahmet'ciğim sen kaç puan veriyorsun? Ahmet'in yüzünde maske var, gözükmüyor. Abla, sırf şu tabelalar ve silahlar için 9 veriyorum. Çok güzel. Evet arkadaşlar gerçekten tabelalar çok güzel olmuş. Silahlar, özellikle renkli silahlar çok tatlı olmuş. Ben de 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Gerçekten güzel olmuş. Bir puanı da şuradan kırdım. Bir tane ev getirebilirdiler bence. Soyguncu evi gibi bir şey getirselerdi ben çok mutlu olurdum. Böyle hani siyahlı miyahlı, böyle korkutucu, biraz kötü bad girl evi gibi bir şey gelseydi bence süper olurdu. Bence de hırsız evi değil mi? Aynen, hırsız evi gelseydi harika olurdu ve gizlenme yeri falan da olsaydı içinde. Belki gelecek güncelleme de gelebilir. Biliyorsunuz ben böyle şeyler söyleyince genelde oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey gelseydi ben 10 üzerinden 10 puan verirdim. Kısacası beğendim, 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Peki arkadaşlar siz bu güncellemeyi, bu videoyu izlerken kaç puan veriyorsunuz? Neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz? Lütfen bunları yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Evet. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.